Merhabalar. Bu bölüm iletişim teknolojilerini, bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağlarını, verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği ve işlenmesi amacıyla kullanılan meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde dersler uygulama üzerinden yapıldığı için öğrenciler proje tabanlı dersler alırlar ve öğrenim sürecinde aktif rol oynarlar. Böylece uygulayan, yapan ve üreten bireyler olarak mezun olurlar. Bilgisayarı hayatın bir parçası olarak görenler, internet teknolojilerini yakından takip edenler, internet güvenliği konusuna ilgi duyanlar ve bu alanda çalışmak isteyenler, bilgisayar kullanıcısı olmaktan ziyade sistem yöneticisi olmayı isteyen kişiler bu bölümü seçebilirler. Şimdi de bu bölümde okuyan öğrenci arkadaşlarımızdan program kapsamında alınacak eğitim detaylarının anlatıldığı video izleyeceksiniz. Merhabalar, ben Suat Münüklü. Pilot Meslek Yüksek Okulu İnternet ve Ağ bölümü öğrencisiyim. Bölümümüz ikiye ayrılmakta. İnternet ve sistemsel olarak iki ayrı çeşitten ayrılmakta. İnternet olarak ağ olarak geçiyor. Yani belli ağ cihazlarının, belli router, işte switch ya da modem gibi cihazlarının birbirleri arasında iletişimini sağlamak, onların üstünden veri yönlendirmek ya da veri taşımak. Sistemsel olarak da belli cihazların, daha doğrusu evde sunduğumuz kasaların, birbirlerinin onun içine kurduğumuz işletim sistemlerinin ya da rulların ya da ona belli olan uygulamaların kendi arasındaki iletişimini sağlamak. Çalışma alanlarımız belli kurumsal firmaların kendilerine ait sistemsel ofislerinde olabilir. Daha sonra destek veren firmalar var. Başka kurumsal firmalara destek veren firmalar. Bunların yanında olabilir aynı şekilde. Ya da dediğim gibi sistemlerin kurulduğu yerlerde de aynı şekilde ufak bir sistem ya da büyük bir sistemlerin alanlarında da olabilir. Network ve bilgisayarın eriştiği her yerde destek verme ya da çalışma olasılığınız mümkün. Terimlerimiz biraz size yabancı gelebilir ama kurulu olan derslerde Active Directory, Exchange, DNS ya da DSCP gibi bilgiler alıyoruz. Daha doğrusu bunlar sistemsel taraf olan dersler. Networksel olan dersler ise belli router cihazlarının üstünde bulunan IOSP işletim sistemi var. Bunun arasına yazdığımız komutların derslerini alıyoruz. 30 gün zorunlu bir stajımız mevcut. Sağ olsun okuldaki öğretmenlerim bana yardımcı oldular, hocalarım bana yardımcı oldular. Bir staj yeri buldular. Gerekli stajımı sağladım. Bitirme projem yani mezuniyet projem mevcut. Mezuniyet projemi danışman hocam bana yardımcı oldu. Gerekli bir konu buldu kendisiyle beraber. Bilmediğim bir konuydu. Hem öğrenip kendim araştırdım, hem bilgi sahibi oldum. Kendisiyle beraber ayrı şu anda çalışmamızı devam ettiriyoruz. Lise zamanında bilgisayar bölümünden mezun oldum. Tekrardan bilgisayar bölümüne devam etmek istedim ve farklı bir bölüm seçmek istedim. Bunun için internet ağı tercih ettim. Kendi araştırmalarıma göre internet ve ağda sektörde eleman eksikliği mevcuttu. Ve sektörde daha aktif bir şekilde çalışabilmek için o yüzden internet ağı tercih ettim. Bu mesleği tercih edecek olan arkadaşlarımı bilgisayar eğitimlerinin almasını ve sektörde bulunan sertifikaların alınmasını tavsiye ederim. Şimdi de bu alanda profesyonel olarak çalışan birinin deneyimlerinin paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Kısaca kendimden bahsedeyim. Adım Emre Yılmaz. 1979 doğumluyum. Mesleğe bilgisayar ve ağ teknolojilerine bu sektörün henüz çok popüler olmadığı, çok bilinmediği dönemlerde merakla başladım. Yaklaşık 20 yıldır da bu sektörde çeşitli branşlarında, Ar-Ge'sinde, donanım ağ iletişiminde ve son olarak da satış ve danışmanlığında görev yapıyorum. Yakın geçmişe kadar sadece şirketler içerisindeki ya da müşteri ortamlarındaki çalışma alanları, bilgisayarları birbirine bağlantıları, printerlara bağlantıları ya da daha sonradan ortaya çıkan internet sitelerinin ayakta tutulması iken artık demin de söylediğim gibi Internet of Things teknolojisiyle, nesnelerin internetin çoğalmasıyla bizim çalışma alanlarımız her yer aslında. Sadece ofisler dört duvar arasında değil, sokaklar, evler, her yer ağ teknolojileri noktasında birer çalışma alanı, birer çalışma fırsatı yaratıyor. Kısacası sadece bilgisayarları birbirine bağlamak değil, oteller, hastaneler, İmalathaneler ve Endüstri 4.0 ile birlikte gelen bütün üretimhaneler bu noktada bilişim ve ağ teknolojileri, internet ve ağ teknolojileri
mesleğini yapan arkadaşları bekliyor. Bu konudaki kaliteli, kalifiye personel ihtiyacı ise gerçekten her geçen gün artıyor. Bizlerin yaptığı işler en temelde altyapı kurulumu. Altyapıları ortama uygun bir şekilde her ortamın hastane ile bir telekom santralinin ihtiyaçları aynı olmadığı için başta altyapı ihtiyaçlarını belirlemek. Bu altyapıyı kurduktan hemen sonra ise bu altyapının sağlıklı çalışması için gereken her unsuru değerlendirmek, her unsuru önceden tahmin etmek ve en önemli nokta güvenliği için gereken bütün önlemleri çok önceden almak. Yedeklemek günümüzün çok büyük kısmını alan vazifelerimizden bir tanesi ve son yıllarda bilişim ve ağ teknolojilerinde yükselen en önemli alt kırılım ise güvenlik. Bu mesleği yapanların kazandığı unvanlar sistem uzmanları, ağ uzmanları, bilişim uzmanları ve alt kırılımlarında bilişim güvenliği uzmanları, ağ güvenliği uzmanları, bilgi güvenliği uzmanları gibi alt kırılımları vardır. O zamanlar siber dünya diye bir kavram yoktu ama bilgisayarların dünyasını merakla, küçük küçük kod öbekleriyle, küçük küçük programcıklarla çalışmak heyecan ve mutluluk kaynağıydı bizim için. Meslek olarak bunu seçtim. Bundan dolayı çok mutluyum. Yaşımın müsaade ettiği sürece de bu mesleği yapmaya devam edeceğim. Geçmişte bizim mesleğimiz geleceğin mesleğiydi. Bugün gelecekteyiz. Hala geleceğin mesleği. Bu mesleği tercih etmek isteyen arkadaşlara önerim bu mesleği gerçekten tercih etmeleri ve bunu son derece sahiplenerek, son derece zevkle yerine getirmeleri. Çünkü Endüstri 4 ile birlikte bu mesleğe olan ihtiyaç her geçen gün artacak ve sadece teknik tarafı için değil, bu işin planlama, pazarlama ve satış tarafı için de kalifiye personele çok ciddi ihtiyaç var. Bu mesleği tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim.